Merhaba. Rutin hakkında konuşacağız. Rutin satışta negatif bir olgudur. Rutine düşmek, sıradan hale getirmek satış görüşmesini. Peki nasıl rutin olunur? Yıllarca bu işi yaparsın. Ya da çok fazla satış görüşmesi yapıyorsundur, özellikle telefonda. Müşterinin sorduğu soruların gerçekten %95'i benzer gibi gözükür. Benzerdir. Sen de aynı şekilde rutin cevap verirsin. Müşteri fiyat itirazları bile aynıdır. Cevapları da rutin olarak verirsin. Hazır şablon sende vardır. Bunun neresi kötü? Müşterinin söyleyeceğini biliyoruz. Cevabımız hazır. Bunun şu kötü, şurası kötü. Müşteri kendini değerli hissetmez. Müşteri daha hatta o kadar rutine bağlarsın ki olayı, müşteri daha cümlesini bitirmeden ne diyeceğini tahmin edip hemen cevabı evet, yani müşteri evet ben bunu diyecektim der, ama bu doğru bir tavır değildir. Müşteri dinlenmek ister ve rutin yüzünden çok satış kaçırırız. Esasında her müşterinin ihtiyacı farklıdır. Belki başka bir şey söyleyecek, belki başka bir şey takıldı. Belki başka bir şey yapıyor. Rutinin bir zararı da seni stabil kılar. 10 görüşmeden 5'i satışa dönüyorsa sen bu işi rutine bağladığında 10 görüşmeden 5'i ya da 4'ü satışa dönmeye devam eder. 10'da 10 yapamazsın. Rutinin dışına çıkmıyorsun ki. Farklı değilsin ki. Aynı jargonla konuşuyorsun. Aynı jargon aynı sonuçları veriyor. Bir menteşe kapıyı 1.000 kere açıp kapıyorsa, o aynı fabrikadan yanındaki çıkan menteşe de zaten yaklaşık o rakamlarda açıp kapayacaktır. Daha dayanıklı bir menteşe istiyorsan denemen lazım. Dinlemen lazım yani müşteriyi. Her müşteriye farklı bir şekilde yaklaşman lazım. Özellikle telefon görüşmelerinde çok konuşan tarafın müşteri olmasını tercih etmen gerekiyor. Ki bilgi al. Sen rutine bağlamış bir şekilde bu kadar, şu şu kadar dersen, hatta benim de zaman zaman yaptığım bir hata var. Hazır bir sunumum vardır elinde. Ben hemen size onu göndereyim. Ya tamam, sunum var orada, fiyat ve görsel gönderiyor da müşteri acaba ne bekliyor, yani ne anlatıyor, bir dinle adamı. Ne oluyor? Müşteri kendini özel hissetmemiş oluyor. Rutin bir şekilde herkese aynı muameleyi yapmış oluyorsun. Rutin bir satıcı oluyorsun. Rutin sonuçlara ulaşıyorsun. O yüzden her görüşmede bu rutin de deneyimli satıcının problemidir. Bak, deneyimsiz satıcı da bu rutin olmaz. Daha rutinini oluşturamamıştır o. Her müşteride böyle bir heyecan vardır. O yüzden baktın yani satışı daha fazla diyemem ama görüşmesi bakarsın daha olumlu geçer. Çünkü müşteri farklı şeyler anlatır ona. Farklı referanslar verir. Biz rutinde şu vardır. Doğru oldu bunu yapalım. Doğru oldu bunu yapalım. Bu yanlış oldu bir daha yapmayalım. Bir daha denemezsin rutinde. İşte rutine düşmezsen bir daha denersin. O yanlış olan şeyi düzeltebilirsin. Belki bu seferlik müşteri için yanlıştır. Belki düzelecektir zamanla. Oradaki hatanı telafi edebilirsin. Yani her görüşmeyi özel kabul et. Rutinden uzak durmaya çalış. Rutin şekilde konuşma müşterilerinle. Yani bak, ben senin ne diyeceğini biliyorum. Ne diyeceğini bilerek cevap veriyorum. Çünkü senin gibi binlerce adamla muhatap oluyorum. İntibasını vermek güzel bir şey değil. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.